Abdurrahman Dilipak, dikkat, ters köşe yapmasınlar. Sabatayları, Pakradunileri biliyorsunuz, Kürt Yahudileri de duydunuz. Giritliler, Selanikliler, Rum konusu hep konuşulur durur. Anadolu coğrafyasında Müslüman görünümlü gayrimüslimler yanında, gayrimüslim bilinen Müslümanlar da vardır. Mesela gizli Müslüman Ermeniler konusu pek konuşulmaz nedense. Karaylar da var ayrıca Karaim Türkleri hazaralar onları da duymuşsunuzdur Peki neden hiç Arap Yahudileri konuşulmaz falaşaları bilebilir herkes Peki kim bu Arap ve fars yahudileri safaratlar... Eşkanazileri herkes bilir ama Arap Yahudilerine gelince sıra herkes susar. Siyaset bürokrasi iş dünyasına bakmak gerek bunları görmek için. Sanat, spor ve akademi, medya, finans dünyasında da varlar. İstihbarat ve güvenlik alanında mesela çok etkili ve güçlüdürler. İstihbarat deyince ucu her yere uzanır. Gizli kardinal gibi gizli hahamlar da vardır. Hem de şeyh kadrosunda itibar edilen bir din alimi imam konumunda. Kesin birden fazla ülkede işleri vardır. Amerika, Amerika değil sadece. En az 2-3 Arap ülkesinde teşkilatları vardır. Aile bağları kurmuşlardır kendi aralarında. Mesela Yemen, Suudi, Körfez üçgeni önemli. Lübnan önemli bunlar için. Mısır, Fas, Tunus bağlantısı da önemli. Yabancı ortaklıkları vardır. Altın, elmas içleri. Şimdi bunlar Türkiye ile de ilgileniyorlar. Borsa, gayrimenkul, finans dünyası yakın ilgi alanları içinde. Sanmayın ki hep iktidara yakındırlar. Muhalefet de bunların ilgi alanında. Radikal İslamcısından radikal liberaline kadar her yerde varlar. Pek öne çıkmak istemezler ama vardırlar. Hem de etkin bir konumda. Duriyi hatırlayın. Baas rejiminin yakalanamayan tek üyesi olan Saddam'ın yardımcısı İzzet İbrahim El Duri'nin Irak'ta öldürüldüğü söylenmişti. Baasçıydı, hani. Cumhuriyet ordusunun başındaki adamdı. Şimdi IŞİD'e yardım ettiği iddia ediliyor. Peki bu Irak FETÖ'sünün başı değil mi? Kestizani hareketini yöneten adam değil mi? Bu dünyada kim kimdir belli değil. Kimin eli kimin cebinde o da belli değil. Bakın adamlar şirketlerinin başına kesinlikle iktidardan yana birini getirirler ama muhalefetten birini de ona yardımcı yaparlar. Yani her devrin adamlıdırlar. Hacı yatmaz gibi kim gelirse gelsin işlerine devam ederler. Gelen ağam giden paşamdır, dostları yoktur. Hepsinin doğrudan ya da dolaylı olarak İsrail'le, Mason hocalarıyla ve Vatikan'la ilişkileri vardır. Hepsinin doğrudan ya da dolaylı olarak uluslararası örgütler, finans merkezleriyle ilişkileri vardır. Toplumun ilgisini çeken alanlarda onları sponsor olarak ödül alan ve ödül veren olarak görebilirsiniz. Bilim, sanat, spor ve sağlık alanında yatırımları vardır. Yeni fikirlere ve yeniliklere açıktırlar. Başarılı olan herkese destek verirler. Sanat sanatçı entelektüel ilgiden çok bir PR konusudur. Spor da öyle. Spor dedikse en çok futbol. Futbol tüm dünyada derin bir konudur. Biz de toplumun ve devletin iş dünyasının futbola bu kadar yüksek düzeyde yakın ilgisinden kaygı duyuyoruz. Uzun lafın kısası FETÖ'yü anlıyorsanız bu derin aileyi de anlarsınız. Dünya derin devletini ya da bu yapıyı tanıyorsunuz. FETÖ'yü de tanıyorsunuz demektir. FETÖ bu işin Türkiye versiyonudur. Bunun arabı acemi yok. Sonuçta aynı tornadan çıkıyorlar. Arabalı vapuru biliyorsunuz. İki tarafında da pervane var. Bunlar böyle çalışırlar. Sağ sol Alevi Sünni laik İslamcı bu motor böyle çalışır. Bu işin içinde CIA de vardır, MI6 da, NATO vardır, Mason locaları da. Tezgah öyle kurulmuş. Her yerde var olmak isterler. Mesela eminim FETÖ'cü avukatlar fırsat bulsalar şehit ve gazilerin yakınlığının vekaletlerini de almak isterler. Bakın söylüyorum kendilerini bir takım kişi kuruluş yetkililerle ilişkilendirip bu konuda devletin yanında devletle iş yapıyormuş gibi gözükerek Amerika ve AB ülkelerinde ya da diğer ülkelerde skandal işler yapabilirler. Mesela parti STK iş adamı fark etmez. Serverlarınıza saldırıp sonra da size güvenlik taraması yapmak, güvenlik sistemi kurmak için kapınızı çalabilirler. Sisteminize girmeye çalışan kendi kontrolleri dışındaki ya da kendilerinin kurguladıkları tehditleri bertaraf edip sisteminizi kendi sistemlerine Kullanlayabilirler. Yani sureti haktan gözükerek size ihanet edebilirler. Bunu yaparken de sizi namaz saatinde uyarıp size imamlık yapabilirler. Bunun Arabı, Kürdü, Farisisi ya da Türkü yok. Şunu da görelim. Her Yahudi aileden geleni ya da Ermeni kökenli her yurttaşı tehdit olarak mı göreceğiz? Yok canım. Ona bakarsan has be has Türk, beş Müslüman ailelerden de hainler çıkıyor elbette Yahudi, Ermeni, Süryani, Hristiyan kökenli olup da Müslüman olmasa da bu işlere bulaşmamış insanlar da var. Bunu da görelim. Ya da bu ailelerden gelip gerçekten Müslüman olmuş insanlar da var. Bunu da görmek gerek. Hem zaten sonuçta hepimiz Adem'in çocukları değil miyiz? Suçlu da olsa herkesin suçu aynı değil ki. Bunu da görelim. Ya da aynı aileden diye herkes aynı derecede suçlu değil ki suç şahsidir. Doğduğumuz anne babayı, toprağın zamanı, derimizin rengini ve cinsiyetimizi biz seçmediğimize göre bundan dolayı suçlanamayız ya da üstünlük iddiasında bulunamayız. Kaldı ki insanlar suç işlemiş olsalar bile ceza suça nispetle daha büyük veya ağırsa suçlu mağdur cezayı veren de zalim durumuna düşebilir. Arap dünyasına bakarken bu Arap Yahudiler ve Arap masonları konusuna dikkat edelim. Şunu da not edeyim aynı din, dil, tarih, coğrafya, kültür ve geleneğe sahip 22 Arap ülkesi var. Bu ülkelerin sınırlarını çizen, rejimlerini ve iktidarlarını tayin eden el işte bu eldi. İşgal kuvvetleri Osmanlı'ya ihanet eden işgal kuvvetleriyle işbirliği yapan Arap aşiretlerine devlet hediye ettiler. İstisnalar olsa da genel durum bu. Türkiye'nin tek parti dönemine bakın. Bugünkü İslam dünyasının halini daha iyi anlarsınız. Bir not daha. İçimizde yaşamamış. Ötekilerin Müslüman olması bizde ilgi uyandırır ama içimizdekilerin Müslümanlaşmasına pek sıcak değiliz gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum? Biz kendi değerlerimize yabancılaşırken başkaları da bu değerleri tanıyıp yaklaşamaz mı? Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.